Evet. Kız dostumsu. Nasıl gidiyor keyifler? İyi Süper abi Şahin, senden. sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nesrin, Çok FIFA'ya başlamışsın şükür. sen de, hayırlı uğurlu olsun. Vatana, Teşekkür vatana, millete hayırlı ediyorum. olsun. Cümlemize. Ulan yağmur. Yağmur. Ben Melisa nasıl? Melisa, ne haber? Diyorum ki yağmur İyi. değişmiş. Nesrin. Her gün Bir gülüşüne dakika. kurban. Damarıma kanım. Sensiz tam kerama canımdan hanım. Melisa, ne haber? Direkt çağır deyince bir korktum, İyi biliyor musun? Yayına bir şey geldi o esnada. İyiyim Çağrı, sen nasılsın ya? Vallahi ben deyim. 2 gündür mutfaktan çıkamadınız be. Evet, aşçı olduk. Vallahi ki, güzel Beni güzel köle yemek. gibi kullandın. Yok artık. Güzel güzel yemekler yapıyorsunuz. Hiç haberimiz olmuyor vallahi. Gel dedik sana, gelmedin. Nesrin'e Yo. çok istedim gelmesin de o da müsait değildi galiba. Beni biraz mı istedin? Nesrin en çok, ondan sonra beni... En çok Nesrin'i Nesrin'i çok istedim. çok istedim. Bana hiç haber bile verilmedi ya. Kıskanma Çağrı. Ben davet bile edilmedim ki. Çağrı amcası Alice'de yayında. Seni izliyor. Severek izliyoruz. Amca mı olduk şimdi? Onu geçen gün yayında da gördüm, amcası falan. Abisi. Çok tatlı köpekmiş Melisa. O kaça bırakırsın onu? Kaça satıyorsun? Satın almak istiyorum. Satın alma, sahiplen Çağrı. Hayır, bize tam tersi bizde. Biz Tamam, sana üçe veririm. tamam. Aa, Onun Melisa. cinsine onun Sivas cinsine Kangalı. nasıl Sivas Kangalı ya? Öyle Sivas Kangalı mı olur? Ben geçen gördüm onu, öyle değildi. Büyüdü abisi, büyüdü. Abi ben, o çok tatlı bir köpek. Onun yavrusu var mı? Ne zaman yavrulayacak? Cam açsınlar da. Bir kamera açabilir Ya misiniz kızlar? açayım. Aa. Allah kahretsin, bu ne? Ne oldu? Yok, siz zannettiniz. Açtı, Pa Melisa kamera paramam. açtı galiba. Paramaz. Aklımız çıktı Niye ya. kapadın? Heh. Ne yapıyorsunuz? Girls. İyi, Ya çok satacağız. tatlı bu köpek ya. Tipi... Bunun Tamam. ismi ne dedin? Alik mi dedin? İsmini ne dedin? Alice. Ha, Alice. Alice çiftleşmiyor bu Çağrı, istemiyor kimseyi. Neden ki? Bunalımda mı acaba? Olabilir. Bir tane kocası var aslında. Onu görüyor. Böyle tam bir şey yapmaya yelteniyorlar. Sonra Alice ısırmaya başlıyor. Onu kaçıyor. Allah Niye öyle oluyor biz de Allah. bilmiyoruz. Allah Öyle. Allah. Neydi bunun cinsi neydi bu köpeğin? Maltese Maltese Terrier. Çok tatlıymış ya. Bir tane bana Maltese Terrier var mı? Terrier. Yavru parasını vereceğim, satın alacağım. Evet. Ya vallahi ya. He? Bunu verelim sana. Nasıl vereceğim Melisa onu Bu kaç acaba? yaşında? Tamam, Ya ben böyle biraz... alayım bunu. Bu 2 yaşında. Tamam, ver sen, köpüksüz yapabileceksen misin bu? Çok zor da, Alice çok bağımlı yaşayan bir hayvan. Yani sen böyle yurt dışına falan gidiyorsun, çok kötü depresyona girer. Bir Ben de sana bir aşık oluyor söyleyeyim. herkese. Öyle bir özelliği var. Bak şöyle söyleyeyim. 2 günde bağımlı mı olur o? Bence de olur yani. 2 günde bağımlım yaparım. Gitmem ki yurt dışına. Hiçbir yere gitmem. Evimde onunla takılırım ben, öyle bir şey olsa. Ne güzel olur ya. Ya harbiden bunun bunun küçüğü, bebesi, bebesi yok mu, tanıdık mardık bir şeyler ya? Bir tane alalım Yok, bunu. bu da işte yapmıyor. Köpekleri görüyor görüyor yapmıyor. Yani ne yapmak istediğini ben bilmiyorum. Tek tabanca. Allah Evet. Allah. Teddy'den nefret ediyor. Hadi ayo işte, öyle bir şey yok. Allah Teddy hep Allah. arkasına geçiyor, kötü kötü şeyler yapmaya çalışıyor. Evet, Teddy yapıyor. Dedi birazcık yaramaz, evet. Siz ne yapıyorsunuz? Bugün ne yemek İyiyiz yaptınız biz ya de. Yağmur? Bugün ne yaptık? Biz sushi yaptık. Sushi yaptık. Bir Tatlı de ekşi tatlı tavuk. ekşi tavuk yaptık. Babam yaptı daha doğrusu, bizim Evet, Ertan amca yaptı. Ben bir ara gördüm Full Ertan sushi amcayı. babam yaptı. Babam dilini çıkarmış vallahi, sushi Ertan soruyor. amca bayağı iyi ya. Ertan amca mutfakta sanki gibi geldi. İyi 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 de işte göstermiyor. Zar zor ikna ettim zaten. Bir de sizin dün yayında bir mantık hatası vardı Yağmur. Onu söylemek istiyorum. Şimdi Melisa'nın gözlerini kapattın. Sen de kulaklık taktın ya. Ama Evet. ölçekli şeyleri hepsini Melisa'ya koydurtmaya çalıştın. Senin gözün görüyordu. Sen neden koymadın da Melisa koydu onları?
Teşekkür ederim. Gülüşünü kurban. Damarıma kanım. Sensizden gelemeyeceğim cananım. Dur ona şey geldi. Şunu atmayın abi, atmayın şunu. Heh geldim. O yani ben hiçbir şefi bilmiyorum. Melisa bana söylüyor. Ben ona veriyorum, o koyuyor. Her şey o yapacaktı yani. Bir gün uğraşması gereken şeyler o yapacaktı. Aynen. Olayı öyle yani. O zaman anladım. Mantık hatası bende oluyor. Hayır canım, ben sen söyleyecektin, o koyacaktı. Ben izlerken ona tutuldum yani. Direkt hani niye yağmur gözleriyle görüyor mesela, sana koydurmaya çalışıyor, sen göremiyordun. Ama sağlık olsun. Devam gelecek mi mutfak yayınlarının? Sen geleceksin. Harbi mi? Evet. Yemek kısmına mı, yapma başka kısmına mı? Seçilir. Ya işte birinde senin gözlerin kapalı olacak ya da bende kulaklık olacak ya da tam tersi olacak. Tamam, benim gözlerim kapalı olsun, ben hislerimle yaparım o yemeği, hiç sıkıntı olmaz bana bu arada. Tamam, belki 3 kişi olur, sen ben Nesrin, Nesrin de ağzını bağlarız. O zaman haftaya yapmayız. O zaman yiyemem Yağmur. Nesrin'in ağzını bağlama fikri çok önemli. Bir şey söyleyeyim mi? Yağmur ya. Nesrin'in ağzını bağlama işi çok önemli, bak çok iyi bak bunu kesin yapalım. Ama bütün yayın boyunca hiç açmayacak ağzını. Evet evet aynen. Bol bol biz yeriz o zaman Nesrinciğim. Vallahi güzel olur. O zaman böyle bir şey yapsak ya. Bir yemekteyiz kontenti yapalım. Herkes şey yeteneklerini döksün ortaya. Olur. Yapalım valla. Ama ben fena iyiyimdir mutfakta ya. Onu nasıl yapacağız? Jüri kim olacak? Jüri. Jüri Ertan amca. Hayır, herkes birbirinin yemeğini yorumlayacak ve puanlayacak. Normal yemekteyiz gibi. Oo, arkadan laflar atılır tutulur. Aynen öyle. Abi, güzel olur bence. Benim iyi ya mutfaktaki olayım. Vallahi. Egem de gelmek isterse Egem de gelir. Yapar, herkes yemeğini yapar abi. Sıkıntı yok yani. Nesin dışarıdan söylüyormuş. Nesin sen önce bugün izledin mi peki? Canı çekti mi? Sushi falan? Ben sushi çok... Bak sana Nesi... gel dedim Nesi. Ben Nesi'ni neden çağırdım gitmedin? Bu arada gelemedi. Neden gitmedin? Bu aralar... Ya Nesi... Ay... Nesin oraya yapıyordun kız? Bir kamera açsana Nesin. Bence bir hazırlığım var. Hazırlığım var ya, düğüne mi gideceğiz ya? Açayım mı? Aç ne bir olacak dakika. Ya? Hazırlan öyle aç. Ben yapabiliyorsan. Dur zaten hazır gibi, ben bekle. Ama Melisa şok geçirmesin şimdi. Melisa seni daha önce yok, hiç görmedi mi? Yok daha önce gördüğü için şok geçirecek. Nasıl yani? Daha önce nerede gördüm? Çok merak ettim ya. Aç hadi kız. Ya bak, tamam çağır, beni mi bekliyorsunuz? Evet şu an seni bekliyoruz, kilitlendik. Evet. Açtım. Aa! Bu ne ya? Kız. Saçını boyatmış. Karışmış oldum artık Çağrı. Çok tatlı. Sen gerçek misin ya? Bu gerçek mi? Evet. Nasıl ya? Nesrin Eliş. Nereden geldi ya bu Nesrin? Birden esti. Nesrin. Benim Çağrı ya. Allah Allah. Ben de dedim geçen gün psikolojim falan bozuktu ya. Dedim saçını mı boyattı? Nesrin niye boyamadın? Oğlum kaşımı, gerçek kaşımı nasıl boyayayım? Kapatmaya çalıştım kaskülerimle. Allah Allah. Güzel olmuş aslında. Fena olmamış. Korktunuz değil mi bir an? Ödüm koptu biliyor musun? Şimdi peruk ya. Şimdi benim altta da saçım var ya. Çift katman oldu. Kafam kocaman gibi oldu. Bunun farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Bence denenesin bu saç rengini. Yok öyle olmamış ya bence. Bir şey söyleyeceğim. Bu saç rengini dene bu arada. Yaptır bu arada bu saçı. Böyle yaptır. Tamam. Bu denerim ha. Deneyim mi? Bence olmuş yani. Fena değil. Bence de. Ama hemen ardından da çıkartman gerekebilir. Tamam. Sarar bu arada. Güzel bir single. Benim sesim kötü ama ya. Gerçi çok önemli yok herhalde. Bu sponsor kim? Nesinlerle verildi. Önemli var mı sence Nesrin? Arkadaşlar sponsordan dolayı değildir herhalde bu peruk. Ondan dolayı mı yoksa Nesrin? Yok. Ha öyleyse sürpriz markada markada kendini kötü hissetmesin yani, anladın mı? Tamam. O zaman bir de Ercan Reis'in kamerasını alabilir miyim ya madem öyle bir etkinlik. Ercan abi hazırlanıyordur şimdi, o da. Ha geldi Ercan bilir. Geldi. Ha geldi bak. Ha. Selam moruk. Yeter!
Moruk ne yapıyorsun ya? Karo? Vallahi arka planı da birebir ya. Yapmışsın FIFA'da, Karaman simsiyah. FIFA'da Totti çıkardım ben Moruk. Karaman senin her açtığında niye tipin değişik? Yani bir 10 dakika önce açtığınla şimdi açtığın arasında bile fark var ya. Ne yapıyorsun? Şimdi ışıkları kapattım abi, gözlerim ağrıyor ya. Vallahi 1001 surat Karaman diyebiliriz ya. Her açtığında farklı bir modelle geliyor. Ya şunun güzelliğine bak ya diyorlar. Bak Karaman'a diyorlar. Burada. Yanındaki... Karaman bir ışık aç ya. Suratı belli olmuyor. Yanındaki abla kim mi? Karaman'ın yanındaki abla mı? Melisa'yı mı soruyorsunuz? Yağmur, Melisa'yı tanıtmadım. Melisa'yı tanıt istersen. Melisa benim arkadaşım. Başka ne söyleyeyim? 25 yaşında kendisi. Benden ne? Evet, ben sevdim. Neden? Melisa'yı. Neden? Hiç anlaşamıyorduk. Hiç sevmiyorum. Sen de beni sevmiyordun da şimdi hep nasıl? Seviyordum ya, hissizdim. ne oldu da böyle kenetlendiniz siz? Sonra Melisa bana yazdı işte. İşte biz hani nasıl desem. Neden böyle? Niye böyle kavgalıyız? Niye beni sevmiyorsun? Siz nereden tanışıyordunuz ki? Aslında ablamla tanışıyor Melisa. Hı hı. Ablamla tanışıyor, sonra Melisa ile tanışıyorum. Öyle öyle. Sonra sana başta yazdı, biz neden böyleyiz? Şey, çok şey geliyordu, çok böyle samimi, vıcık vıcık. Evet, ben öyle geliyormuşum ona. Öyle geliyordu. Sonra baktım ben yanlış tanımışım Melisa. Melisa kendi bana anlattı falan filan. Sonra dedim ki tamam dedim, ben seni yanlış tanımışım dedim. Sonra da arkadaş olduk. Öyle yani. Anladım. İyi, güzel olmuş ya. Çok değişik kafa yapısı var ama Melisa'nın. Bir şey söylüyorum. Mesela dedim ki mutfak yayını direkt sushi yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım, şu günde şunu yapalım, bugün de bunu yapalım, buz pateline gidelim diyor, Adana'ya gidelim diyor, sıra gecesine gidelim diyor. Her Allah Allah, ne güzel işte, content üretiyor kız. Enerjik. Sürekli ama beyin sürekli çalışıyor yani. Melisa sen 98'li misin? Yok, 99'luyum ben. Ben de 98'liyim. Nesrin abla. Ercan dedem de 76'lı. Sorun olur mu? 2 dakika şaka yapmadı ya. Pardon mor, özür dilerim moruk. Moruk yani, sen de 79'lusun, ne fark var? Dostum aramızda? Kamera açıyor musun açmıyor musun onu söyle. Dostum 2 dakikaya açarız, ayıp ediyorsun. Tamam. Melisa sen ne iş yapıyorsun şu anda, özel değilse? Ben asistanım. Asistan. Nerede asistanlık yapıyorsun? Orayı söylemesem. Tamam yani. Bir önemi var mı? Yok, bir önemi yok. Bilirsin. Bir tane özel şirkette asistanlık mı yapıyorsun yani o zaman? Evet, doğru. Yönetici asistanlığı yapıyorum ama öncesinde okul öncesi öğretmeniydim. İstifa verdim. Evet, anaokulu öğretmeniydim. Bıraktım ama mesleğimi. İstifa verdim. Neden? Sonrasında ya yapamıyordum. Olmuyordu. Küçük yaş çocuklar, ne yapacağım? Yani 40 yaşına geldiğinde de hep Kuvak Vak şarkısını mı söyleyeceğim dedim. Mantıklıymış. Değil mi? Ciyak 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 ciyak. Biri bağırıyor, biri oyuncağım nerede? Öğretmenim hep merhaba. Ya çok seviyorum aslında. Çocukları çok seviyorum da olmuyor. Zaten çok seviyorum çocukları. Bazı sebeplerden dolayı. Biz hepimiz çocukları çok seviyoruz ama bir yerden sonra kafa şey yapıyor ya. Ciyak 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 ciyak. Ondan sonra bıraktın. Bıraktım işte, asistanlığa başladım. Öyle şu an özel bir şirkette asistanlık yapıyorum. Halimden memnunum. İyiyim. Sen ne çağırıyorsun? Bakarak çalışıyorum. Ha, kameraya bakacaktım değil mi? Yok, sıkıntı yok. Beni yanaklarına mı aldınız? Sen burada sonraya bak. Yüzünü görmek için bakıyorum. Benim bir 5 saniye falan yerden geliyor görüntüm ama onu yapacak bir şey yok. Güzel. Koç burcuyum Çağrı bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Koç burcu musun? Evet, sen de burcusun. Ben terazi burcuyum. Ne oluyordu Koç burcu olunca? Tam olarak ne oluyordu Koç burcu olunca? Benim annem de Koç burcu. Şöyle lider oluyorsun. Ondan sonra inatçı oluyorsun. Dediğim dedik oluyorsun. İyi oluyorsun. Koç burçları iyidir. Kafadır. Öyle. Teraziler dengesizdir. Onu biliyorum. Dengesi alakası var yani. Ya. Dengeli gibi. Alakası var. Terazi burcuyla karşılaştıysam öyle de çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Ne konuda dengesiz? Bunu birisi söyleyebilir mi lütfen bize? Ben terazi burcu olduğumu söylediğim yıllardan beri her ortada diyorlar ki dengesizsin yani diyorlar. Ama hangi konuda dengesiz olduğunu söylemedi kimse bana. Ben mesela hangi konuda dengesiziz biz? Çağrı, ben şimdi seni tanımıyorum ama mesela yani nasıl örnek vereyim? Arkadaşımdan örnek vereyim. Bir arkadaşım bir söyledi, ertesi gününü tutmuyordu. Yani
öyle bir denge şeyi vardı, problemi vardı. Sende var mı bilmiyorum ama bence yok. Hissel sadece bu söylediklerim. Yani bence de yok yani. Ben sözlerimin arkasında duran bir insanımdır. Eğer mevzu buysa. İlişkilerde bir dengesizlik yani mi acaba var bizde? Hiç ilişkide terazi olmadı bende ama. Ha. Yani terazi biriyle ilişkim olmadı da. Anladım. Nesin sen hangi? Aslan. Ama hiç aslanlara benzemiyorum. Teşekkür ederim. Yok, ben tam yorum yapamıyorum şu anda. Evet, bilmediğimiz Burcu tam bilmediğim için aslan. Mesela sen bu işin uzmanı olarak sen konuşuyorsun. O yüzden sen yorumlarsan daha iyi olur. Aslan burçları da şöyle çok güzel yemek yaparlar. Ondan sonra yemeği çok severler. Bu doğru. Tik attık buraya. Obsesiflerdir. Benim ondan sonracıma bir işi yapacaksa en mükemmel şekilde yapmak istiyor. Mükemmelliyetçilerdir. O yok. O yok. Bir iş yapmadı daha can bir yapsın bakalım. Geçen ya. Şaka. Yarın yapacak bu arada. Yarın yapacak. Aa, ne yapacak yarın? Yarın yapacak. Söylesene Nesrin, anlat. Fiyat bilme yarışması yapacağım yarın da çağıracağım. Fiyat bilme yarışması yapacaksın yarın ha Nesrin? Evet. Kaçtayız sendeyiz Nesrin yarın? 9 maç sonrası. Çağrı abi sen ne burcusun? Oğlum dedik ya terazi burcum dedim ya. Bana bir tane oynatabilir misin Nesrin Felek ya? Şu an hazır değilim Melis ki. Melis Hanım iyi akşamlar. Bir tane öyle random. Nasıl oynatacağım? O ekran olması lazım Çağrı. Tamam, rastgele bir ürün gösterip fiyatını bilelim. Şunu gösterelim hemen. Mesela. Hemen ama benim kontentim böyle değil. Geçenkinden farklı olacak da o farklı, şimdi anlatmıyorum. Mesela Çağrı. Evet. Ya nasıl olacak biliyor musun? Ben sana anlatayım da. Bana oynat şimdi işte onu. Hayır, oynatamam işte şu an. Mesela değişik değişik zamazingolar olacak, tamam mı? Atıyorum eBay'den falan ya da sahibinden. Aman çok da şey yapmasaydım keşke. Yani çok teşekkür ederim Max sponsorlu yayınımızda. Bu isimleri vermen çok güzel oldu. Ya bir şey anlamadım. Bak, alışverişle alakalı bir dakika özür diliyorum. Alışverişle alakalı örnek verip sponsordan bahsetmeyip de rakiplerini anlatıyor olman da birazcık rakip yani. Rakip değil, onlar rakip olamaz ki. Bu bir. İkincisi. Benim dönme hızı. İkincisi, ben bunu geçen sene de yapmıştım ya. Kendim gidip hepsini Media Markt'tan almıştım. Kendi paramla. Heh, bak neyse, Mami de köyde bak. Mami de alt bandını yapıştırdı hemen. Aferin lan Mami. Logoyu da ver bari. Logoyu da ver. Linki de sabitle bari. Burada arkadaşlar. Şimdi ben diyelim ki Media Markt'tan ürünler göstereceğim. Diyelim ki bir tane oyun kolu, bir tane bilmem ne şarjı. Bunların hangisi daha pahalıdır diye. Puan sistemi olacak. Yarışmacılar diyelim ki birini seçecek ya. Doğrusu evet. 10 puan. Diyelim ki ilk 100 puana ulaşan bir tane büyük ödül kazanacak. Diyelim ki iPad, salladım şu fiyata an. Fiyata en yakın, fiyata en yaklaşan mı kazanıyor yani? Hayır, normalde şöyle. Ben önce eskiden öyle yapıyordum. Direkt o ürünü de hediye ediyordum. Şimdi nasıl biliyor musun? Ben 3 tane değişik ürün göstereceğim. Evet. Hangisi daha pahalıdır diye, ama böyle birazcık şey olacak, hani zor olacak tabii sorular. Ha. Ondan sonra Yağmur diyecek ki A seçeneği, diyelim ki Gamepad daha pahalıdır. O diyecek ki yok şu daha pahalıdır diye puan sistemiyle ilerlenecek. Bir tane soru geldi chatten hemen. Adam girip bakacak kaç paraymış diye. Hayır, anlık kamera açık olacak herkesin o ara. Yarışmacılar hazır. Arkasında ayna olacak, bir de monitörü göreceğiz. Hayır, anlık ben sorduğum an yazacaklar, kaldıracaklar. Ona göre puan sistemi toplayacak. Toplayacak birinciye de büyük meblağlı güzel bir ödül düşünüyorum. FSL Z01 Melis Hanım iyi akşamlar, iyi günler dilerim demiş. Oğlum sen... İyi akşamlar, iyi günler. Kafayı yemiş çocuk. Teşekkür ederim Efe'cim. Eyvallah. Önceki donetini okudum. Sağ ol. Blue Effect. Nesrin'in saçları neden sarı? Arkadaşlar Nesrin depresyona girdiği için saçlarını boyattı. Eda Gül 25 kişi abone göndermiş. Eda'cığım çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şu anlık durum böyle. Nesrin'de psikolojisi düzeldiği anda saçlarını geri yapacak. Geri çıkartayım mı Çağrı? Neyi delireceğim? Totihan, sen ben bunu kontent için almıştım, değişiklik olsun diye de. Sonra dedin ki senin sponsor yayında yapayım dedim. Ama çok bir şey yapamadım. Çıkartalım mı abi Nesli? Bir şey söyleyeceğim Nesli. Galiba. Markadan mesaj geldi, biz yayını izleyemiyoruz şu anda deyip. Elindeki en büyük prodüksiyonu benim sponsorlu yayınımda kullanmandan dolayı çok... Evet. Teşekkür ediyorum sana. Çok sağ ol. Bence yakışmış bu arada. Şakasız yakışmış yani saç. Teşekkür Harbiden ederim. Güzel olmuş yani. Ama o saçı yaptırdıktan sonra dipleri
Böyle bir hafta sonra siyah siyah çıkmaya başladığı zaman kötü bir görüntü olacak. Haberin olsun. Örnek bakınız sol üst. Evet. Doğru, yağmurda hiç kötü durmuyor. Şaka yaptım Yağmur, şaka yaptım. Şaka yaptım. Yok, haklısın. Ama senin saçının tarzı da o işte, anladın mı? Evet, o karışık. O da yani, öyle bir tarz işte. Normal duruyor. Boyatayım mı gerçekten bu renge? Ya Nesrin, o senin saçın ve senin kararın, anladın mı? Onu şimdi ben tamam. Boyat, bana kalsa ben boyat derim yani. Tamam. Refineris beğendin 50 TL. Beğendin mi çağrı kontentimi? Kontentini beğendim. Kaça satarsın bana? Sana bedava çağrı. Yok yok, sen yap, biz de bakalım, izleyelim bakalım güzel oluyor mu diye. Orada olacağız Nesrin o saatte. Kick platformundan mı yapacaksın ayıptı söylemesi? Evet, Kick. Ha, iyi bakalım. Güzel. Nasıl gidiyor peki Kick maceranız? Ben mutluyum. İyi gidiyor benim. Güzel. Benim de gidiyor. İyi maşallah. Buket Alp Beşik, teşekkür ederim. Eyvallah. Kim geldi? Kimler geldi? Aha. Aha Melodika. Aynı anda. Melodi ile Ercan geldi. Siz nereden geldiniz lan? Özür bak, 10 kişiye daha bunu göndermiş. Eyvallah Buracığım. Çok teşekkür ederim. Kesin hareket. Moruk, ben bir şeyler atıştırıyordum da. Hani... O bitti gibi, açtım direkt. Ercan'ın bir tarzı değişmemiş mi Çağrı? Bir götü kalkmış gibi geldi bana da. Evet evet, bir götü kalkmış. Bir değişiklik Nesin, sen var. Sen ne diyorsun ya, bir götü kalkmış olmuyor mu? Bilmiyorum. Gözün üzerine gözlerim. O neydi lan Ercan? Şimdi dedeye döndün. Moruk, bu yeni sihirbaz numaram. David Copperfield'den öğrendim bunu. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Senin gözlüklerin çok çirkin ya Ercan. Gözlükleri böyle güneş gözlüğü yapılıyor ya, bir tane daha cam yapılıyor, onlardan yaptırsana. Ya git kendi arkadaşını yaptırma, ne anlatıyorsun ya? Bak adam gitti amına koyayım, 40 yaşındaki adam bunalıma soktunuz, gitti adam. Bu kadar gelemem ben, gidiyorum abi. Aa yaptırdı, geldi. Ercan gel gel. Ben geldim, ekrandayım zaten. Bak Özgür Mak 25 abonelik göndermiş. Bu aboneliği Melisa Hanım için atıyorum. Şahsi olarak benden selam yollar mısın Kekir'im? Rica ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Melisa Hanım'a saygılar. Kafayı yediler abi şu anda. Koç burcu olanlar adamın hayatını siker beyleriniz olsun. Şey diyebilirsin. Teşekkür ederim. Köle falan gibi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim köle. Çok sağ olsun Özgür Mak. Kardeşim eyvallah, seni küçük bir harcamış olabilirim, kusura bakma. Oluyor işte canlı yayın kazaları diyelim. Refineriz 50 TL kazanmış. Kekri delireceğim. Dün Toti Hansen, bugün de Toti R9 çıktı. Sikerim oyunu, bunu nakite çevirebiliyor muyuz? Hesap satmak legal mi? Olan DM. Refinerizciğim, hesap satmak legal değil ama istiyorsan bizim Discord'a ulaş. Harcadın abi, ben kaçar yazıyor özür dilerim. İstiyorsan o hesabı biz ilgilenelim. Çocuklar bizim ilgilensin. Olmadı senden alalım o hesabı. Biz oynarız oyunu. Sen fazlasını ödemişizdir oraya. Ercan'ım, bir güneş gözlüğünü çıkartır mısın? Bir öneride bulunacağım senin sıfatül eşkaline. Ercan, gözlüklerin inanılmaz bayık gözüküyor, tamam mı? O yüzden senin çerçeveli bir gözlüğe geçmen şart oldu şart. Bakınız benim yayınıma. Bu, anladın mı? Yüzün zaten yeteri kadar beyaz ve saçların hafif seyrek olduğu için yukarı doğru taradığında alnının genişliği de maşallah çok fazla. Hı-hı. Dolayısıyla oradaki yüzündeki proporsiyonu tamamlayabilmen için birazcık kemikli ve köşeli bir gözlüğe ihtiyacın var. Hı-hı. Yanılıyor muyum kızlar? Ama böyle kemikli gözlük takınca sağ sol görmen engelliyor. Dostum sana şöyle şununla geleyim ben. Bu çocuğun ben gözü kör oldu ama Melody onu biliyor. Ama neyden kör olduğunu söylemeyeceğim. Evet. Boş yapma, ben aşağı yukarı bütün çerçeveleri kullandım. Olmuyor mu? Tip bu mu yani? Bu kadar mı? Olmuyor mu? Kanka sikme ya. Bir yok yok oğlum, senin harbiden hani bir deneyeyim dedi. Bir önceki gözlüğün çok yakışıklı, çok karizmatikti. Bu gözlüğün birazcık daha evet, böyle afacan yedik görünüyor yani. O dikdörtgen olandı. Oğlum dikdörtgen daha olan daha karizmatikti. Çok yuvarlak Ercan. Evet, çok yazıyor. Kullandım Çağrı, çok kullandım. 8 sene falan hep o tarz kullandım. Baba ama o yakışıyor, ne yapalım? O daha çok yakışıyor. Evet. Ya bir de bunalına kadar. Bir onu bir denesene. Şimdi bir denesene onu. Oo, gözlüğü nerede bulamam ki şu an. İmkansız. Ha, sen bir buçuk senedir bu yuvarlak gözlükte misin? Sen evet, bir buçuk senedir bu adamın yüzüne bakmadın mı? Biz sen de bir buçuk senedir. Sen manyak mısın ya?
Ya en kötü ayda bir görüşüyoruz. Nesriniz nasıl fark etmiş? Allah Allah bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Gözlüğünü bir çıkartır mısın Ercan? Çıkartayım. Şöyle. O hiçbir şey görmüyorum lan. Oğlum Ercan. 240'da oldu. Yakışıklı adamsın ya Ercan. Maşallah diyeyim. Nazar değdirmemek adına. Abone ol yatan şahıs Melis Hanım'la konuşurken laflarınıza dikkat ederseniz. Oğlum vallahi. Vallahi doğru yani söyledim ya. Şöyle bir sıkıntı var. Gözler hala benim sıfır. Bak herkes oy diyor. Bak herkes oy diyor. Eyvallah onlar benim canım. Senin gözler kaç numara hacı? 2.75'e 2.25. Sağırız daha yüksek. Biraz fazla gerçi mı oluyor? Gerçi kullanamıyor musun Ercan? Astigmat da var. Bende sıkıntı orada başlıyor. Yani 1.75 burada da 2'ye yakın bir astigmat var. Miyop astigmat yani gözdeki en kötü combo arkadaşlar. Çizdiremiyoruz abi. Çizdireceğiz ama yakında. Efe SLZ01 LT görmüş. Abonelik atan şahıs Melis Hanım. Melis Hanım demiş bak. Gerizekalı. Kızın ismi Melisa. Melis Hanım hakkında konuşurken laflarınıza dikkat ederseniz sevinirim. Sen zaten kafadan elendin Efe şu anda. Yani yanlış mıyım Melisa? Doğru haklısın. Bu arada Yağmur benim gözlerimi çizdirecekmiş Çağrı. Söz verdi. Ne, senin gözlerinde ne var ki? Bende miyop ve astigmat var ya bende. Aa. Gör sen nereden bileceksin? Hatırladım falan demiş. Kaç numara gözleri? Söz verdim. 4'e 4.5. 4'e 4.5 fazla değil mi birazcık? Görmüyorum şu an. Flu her şey bende. Bir tek neslini görüyorum. Yağmur evet. Çizdirme sözü mü verdin? Yayında evet. Galiba pişman gibisin söyledim. Yağmur. Nereden geldi böyle bir sosyal sorumluluk? Ya Çağrı ne oluyor biliyor musun? Biz Melisa korku filmi izlerken çok korkuyor bu arada. Öyle böyle evet. Soyundan yani korkudan o kadar korkuyor. Nasıl yani? Korku filmi izlerken soyunmak mı? Çağrı bak o kadar komik izliyor ki tamam koltukların üzerine çıkıyor, kıyafetlerini parçalıyor falan böyle kafayı yiyor. Abi acilen korku filmi etkinliği yapalım ya. Yapmıyoruz abi. Sende yapmıyoruz de var abi. Böyle bir şey. Bende de var oğlum. Bende var ya havalara zıplıyorum. Amuda kalkıp çamuda kalkıyorum ben korku filmi. Bir gün izleyecek mi korku filmi beraber? Ali bir siktir git ya senle izlemeyeyim. Benim neremi çizdirmem lazım? Ben de korku filmi esnasında amuda falan kalkıyorum. Böyle de böyle yapıyorum. Moruk sen atmayı yeni hallettik. Zaten bir dur yani. Moruk diyeceğim. Yağmur, tabii Melisa'nın yani. Korku filmindeyken üstünü başını parçalayıp kendini yerden yere atıp çırılçıplak takılmasını hakkında gözleriyle alakalı ben bunu anlayamadım. Nereden bağladın? Hayır. Bir şey söyleyebilir miyim? Öyle öyle değil, öyle değil. Bö! Öyle değil. Ay çok korktum. Çok korkunç. Bir şey söyleyebilir miyim? Çağrı bak. Bir şansımı deneyeyim dedim ya. Pardon özür dilerim. bu kadar fırsatçı olunmaz ya. Püf sana. Ulan tutar mı tutar bir deneyim çit. Çok özür dilerim. Evet korku filminde. Evet dinliyorum. Korku filmi değil konu korku filmi değil. Ne biliyor musun? Biz yayını açtık ya Yağmur'la birlikte. Ben şöyle okuyordum. Sonra Yağmur dedi ki sen kör müsün dedi. Ben de görmüyorum. Evet gözlerim bozuk çünkü dedim. Sana söz dedi. Yine baharlar gelecek. Neyse gözlerini çizdireceğim dedi. Kızım seni de gibi konuşayım. Söz verdi yerinden. Seni de gibi gözlerimi çizdirecektim. Bir dakika şu an bir şey geldi. Evet son dediğini anlayamadım. Görmüyorum diye. Gözlerini çizdireceğim. Söz verdi gözlerini çizdireceğim. Tamam evet, nasıl bir operasyon bu? Ne kadar süren bir operasyon? Hastaneye gidiyorsun. Tamam. Söylüyorsun. 15 dakika içerisinde gözlerini çiziyorlar. Ama gözlerin şey derecesinin durmuş olması gerekiyor galiba hani devamlı böyle muayeneye gittiğin zaman eğer artan bir göz derecen varsa yapmıyorlar diye biliyorum ben. Doğru biliyorsun bilmiyorum doğru. Ki. Doğru. Evet ben de öyle biliyorum bu arada. Benim devamlı artan herhalde çünkü en son gittiğimde yok ondan önce bir sene önce gittiğimde. Aa 10 dakikalık bir işlenmiş bu. 4.5. 10 dakikalık bir işlenmiş. Sonra güneşe falan bakamıyorsun galiba ama. 24 saat bir körlük var galiba. Bir 24 ay hayır onu ben arası. Yapamam. Yayındaki gün, körlük bana yetti. 3 gün müne bakamıyorsun evet. Berkay bir haftada güneş gözle takılıyorsun evin içinde. Der misin abim? Yok öyle olmaz derim. Ya ben karanlıktan korkuyorum zaten. Peki ne kadar bu işlemin fiyatı ne kadar?
yani dün baktık aslında 20 bin lira mı öyle bir şey. Bana 10 dedin. O 20 olmuştur. E tek gözü çizdiriyorum artık. Tek gözü çizdiriyormuş 10 bin lira. Hocam sadece sağ gözü alır mısın rica edeceğim. Biz için anlaşmıştık. Ha. 30 kaymış Yağmur, zam geldi biraz daha. 20-30K yaptırır bence. 20-25K falan diyorlar. 20-30K nasıl olsun? Zaten bir defa çizdirebiliyorsun yani diyebiliyorum. Ama kesin oluyor mu yani kesin? Kesin evet, kesin. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Geri dönüşü oluyormuş onu. Evet. Ne anlamda yani hani? Geri bozulabiliyormuş. Ben, başarılı anlamında anladım Çağrı'nın sorduğunu hani. Yine net bir görüntü sağlamak. Evet, evet. Hani çözüm mü diye sordum ben. Evet evet kesin oluyor. Ama tabii. Ama hiçbir göz doktoru da yaptırmıyor yani. Farkındaysanız hiçbir göz doktoru, hepsi gözlüklüdür ve hiçbiri gözünü çizdirmiyor. Neden? Bunu da düşünmüyor değilim, bilmiyorum. Çoğu gittiğim göz doktoru gözlüklü ama hiçbiri kendi gözünü çizdirme gereksinimde bulunmuyor. Onlar aşı da olmadı işte. Ben ne oradan şüphelenmiştim ilk. Ama bakacağız abi. Ha, büyük oyun var. Bir büyük oyun varsa onlar nasıl gördü? Büyük oyun gördü yani. Neyse bu konuya girmiyorum. Melisa sen toplansın. Gözlük kullanmıyor musun peki? Normalde gözlüğün nerede? Kullanıyorum evde. Taksana mı? Ha burada yok. Burada yok. Selamünaleyküm. Gugu hoş geldin. Selam. Hoş buldum. Merhaba Gugu. Tanıdın mı bu isimleri, gördüğün isimleri tanıyor musun? Kim şu Seda Sayan var bir tane sol altta. Aleyna Tilki geldi yayınımıza sağ olsun. Bize güzel bir performans sergileyecek birazdan. Olmuş mu Gugu sence Nesrin'in saçları? Nasıl yakışmış. Bak Nesrin ne dedim. Sağ ol Gugu. Ama muhtemelen vallahi üstüne giydiğin o sivitten rengiyle de uyumlu olduğu için de birazcık olmuş olabilir. Tabii giyerim. İşte artık olursana sana kalmış. Çözüm odaklı. Sağdakini tanıdın mı Gugu? Onu tanıyamadım ya. Kim bu? O işte. İhtiyar heyetinden biri mi bu? Yerel seçimler için mi geldi? Evet evet o istiyor. Yayla. Evet, senin köyünü adam edeceğim doğru. Melody sana geldik bakalım. Sen çizdiriyor musun? Yok ben çizmiyorum. Neden? Ya gözlerim iyi şükür. Ha iyi maşallah diyelim. Senin nasıl gidiyor Melody? İyi yani şu an bir sıkıntı yok şükür. Yeni evime geçtim rahatım. Sen senin niye sürekli ev taşınıyorsun ya Melody? Hayırlı olsun. Komşular çok mu rahatsız oluyor? Hayırlı olsun. Melody hangi semte taşındın? Duralilere taşındım Nesrin. Molla Yusuf'un üst tarafı mıydı orası? Ya aynen ablacığım öyle. Tamam konum verme. Ay ben de Molla Yusuf'tan ev bakıyorum. Molla Yusuf'taki merkez caminin hemen karşısı mı diyorsun? Niye nokta atışı şey veriyorsun? Kızın ziline basıp kaçacaklar. Yok orası geniş bir alan ya. Bir şey olmaz. Melody sen neden sürekli de ev taşınıyorsun? Orayı ben kaçırdım. Yok şöyle Kırıkkale'den Antalya'ya gelince ailemin evindeydim. Biz ev aldık buraya geçtik işte. O yapım aşaması biraz uzun sürdü. Kardeşinle yaşıyordun en son? Evet kardeşim içeride film izliyor. Korku filmi mi? Kimle izliyor? Hayır ne izlediğini bilmiyorum. Kediyle izliyor. İçeri bir gidiyor musun? Üst sırasını yırtmış korku filmi izliyormuş. Şoka girdi. Sanmıyorum. Şu an rahat mı yani? Kesinlikle çizdirsin. Çok rahat 5 dakika yani sürmüyor. 24 çıkmadı. Saat körlük falan yok çıkar çıkmaz görüyorsun. Fakat bir yıl boyunca yoğun ışıklarda gün. Henüz çok bağırmadım da herhalde. Selam bende demiş ki ben gözümü çizdirdim gelip anlatayım mı demiş. İster misiniz? Melisa ister misin gözünü çizdiren bir başka bir kullanıcımızın gelip deneyimini aktarmasını. Selamünaleyküm. Ben de anlatabilirim abi. İbom aleykümselam. Tamam selam Mendi gel. Ata XD'de 50 TL göndermiş. Abi Melisa Hanım kesinlikle çizdirsin. Çok rahat. 5 dakika sürmüyor. 24 saat körlük falan yok. Çıkar çıkmaz görüyorsun. Fakat bir yıl boyunca yoğun ışıklarda güğü demiş orada kalmış. Yoğun ışıklar muhtemelen bir sene boyuncaki yoğun ışıklar birazcık rahatsız ediyordur. İbocuğum sen hoş geldin kolpa İbo. Sen de mi çizdirdin gözlerini? Hoş buldum. Ben çizdirmedim de çok çizdiren gördüm. Anlattılar yani onlar. Nasıl yani? Anlat bakalım deneyimlerini aktar. Şimdi hastaneye gidiyorsun tamam mı hacı? Hı. Böyle göz kirpiklerini Çin işkencesini bildin mi? Çin işkencesi böyle kürdan koyuyorlar ya göz kapaklarına evet. Kapatamıyorsun kürdan. Heh.
Ondan koyuyorlar gözüne böyle kapatamıyorsun. Makineye sokuyor seni böyle gözlerini açık ki hani refleksen kırpma diye. Kırparsan göz kapağının üstünü çiziyor çünkü. Refleksen değil mi? Aynen refleksen. Bizim bir arkadaş göz kapağının üstünü çizmiş. Yok göz kapağı yok çocuğun. Valla gitmiş yani. Yar ikiye böldüler. Direkt. Aynen gözü yok. Uyuyamıyor mesela. Ondan sonra ona tak diye açı. Çiz de 10-15 dakikalık bir işlem ama sonrası çok sıkıntı. Lens veriyor sana. Lens de uyurken düşebiliyor. Lens düşerse, gözün kayarsa iltihap oluyor, şişiyor, gözün kör oluyor bu sefer. Uyurken yok nereye ya düşüyor ya oğlum? Ya ne ya kadar felaketli anlattın amına koyayım. Gözün böyle yani kırpıyorsun falan bir şey yapıyorsun. Kız şoka girdi yani. Bu kadar. Gözün böyle davul gibi oluyor. İltihap bağlıyor orayı. Apse yapıyor. Yani sonra. Tedavi oğlum bu. Düzelmiyor. Vallahi güneş içimize gözlüğü takıyorsun sonra 3 gün. Evet. Bütün kurallara uyman gerekiyor. Çok sıkıntılı bir dönem. İçimize su serptin ya İbo. Mesela doktorlar tabii o yüzden çizdirmiyor kendi gözüne. Terzi misali. Yok ya dayı. Eyvallah İbo'cum çok sağ ol. Çok bir sağ ol. De diğer arkadaş anlatsın abi istersin. Ha geldi mi diğer arkadaş? Çekiyorum. Çek bakalım. Selam Bendi. Geldim. Ben biraz göz çizdirme övücüsüyüm yani. Çağrım annemle televizyondan hoş geldin öncelikle. Biraz az küfür etsin diyor. Hoş bugün buldum. Çok küfür etmesen olur mu? Meyroş Ali Telegram çağırım. Annemle televizyondan izliyoruz. Biraz az küfür etsin diyor. Bugün çok küfür etmesen olur mu? Meyroş'cum annene çok selamlar. Hiç küfür yok bugün neredeyse. Çok az yani. Özür dilerim annenden de. Selamlar iyisin. Evet selam Bendi. Hoş geldin. Önce seni tanıyalım kısaca hemen. Hoş buldum. Dilara ismim. Bir kere daha ağlama odasından yanlışlıkla çekilmiştim. Belki doğru. Oradan hatırlayan olur. Evet. Evet. Göz çizdirme övücüsüyüm öncelikle. Konu açılmışken övmeye geldim biraz. Ben 7-8 sene önce falan yaptırdım ve hani her sene bir kere yaptırmak zorunda olsam yaptırırım. Melisa hani o kadar. Hanım, neden? Hani Instagram'ınızı verirseniz ya çünkü sevinirim. Çünkü görmek çok acayip. Net görmeyen insanların hani gerçekten güzel bir. Kaç numaraydı gözlerin? Özür dilerim 25 kişi abone olmuş. Özür dilerim çok teşekkür azdı ederim. Azdı bu arada benim 2 numaraydı. İkisi de mi 2-2 miydi? Aynen 2-2. Peki bir kere mi yaptırdın bu işlemi, göz çizdirme işlemini? Tabii canım bir kere yapılıyoruz bizim. Ama şey dedin ya her yıl olsa ben yine o, yaptırırım dedin. Onu yani hani çok hoşuma şeydi, gitti o yüzden yaptırırdım. Aynen aynen. Ha. Bu arada iki çeşidi var. Bir tanesi bayağı ağrılı. Ben o ağrılı olanı yaptırdım ama yine de her sene yaptırmam gerekse yaptırırım yani. Peki. Ağrılı olanı mı yaptıracağız? Ya yani ben onun yaptıracağım. Bu arada ben hani 7-8 sene oldu bilmiyorum teknoloji değişmiş olabilir. Orada da mesele şeydi ağrılı olanda retina incelmiyordu. Diğerinde retina inceliyordu. O yüzden hani incelmemesi daha iyi olduğu için ileride başka bir göz işte operasyonu falan olması gerekirse incelmesi kötü. O yüzden ben ağrılı olanı yaptırdım. Hangisi daha pahalı peki? Çünkü ben yaptırmayacağım. Yağmur'un cebinden çıkacağım için. Galiba fiyat fark etmiyordu ya. Kaça yaptırmıştı sen Dilara? 2 numara. 7 sene önce ben 6000'e yaptırdım ikisini. Oo. 7 sene önce 6 diyor. Sene. Şu an bir 40K'sı var Yağmur. Evet 30-40K vardır. Yağmur. Yağmur çok üzüldü. Yani söz namustur değil mi Çağrı? Yani bence söz nihayetinde. Şöyle Yağmur bunun sözünü verdiyse bence yaptırır. Söz dedi, yaptırır. Bence de Yağmur sözünü tutan bir insan. Bir ay daha fazla yapar kickte. Söz dedi bu arada. Dedi. O zaman söz ben şöyle dedi. Bir güzellik yaptırtmaya çalışayım. Şu anda bizi izleyen muhakkak bir göz doktorumuz vardır şu an chatte. Muhakkak bir göz doktoru vardır. Bir saniye donet geldi. Bizim yayınımızı izleyen şu anda muhakkak bir göz doktoru vardır. Eğer böyle bu konuda birazcık indirimli, sponsordu böyle indirimli gibi böyle sağlık sonuçta. Yardımcı olmak isterse Yağmur sana yazsa sen görürsün ve... Görürüm. Ben de gelirim. Operasyon günü ben de gelirim. Bence güzel olabilir. Hem de Yağmur da sözünü tutmuş olur. Olur. Operasyon evet. Falan abartıyorsunuz abi 5 dakika. Bu arada evet gerçekten 10 dakika sürüyor. Tamam canım operasyon dediğin sonucu oraya böyle gözlerini koyuyorsun. Zıt zıt çiziyorlar yani. Peki güneş gözlüğüyle mi dolaşacağız hep?
Güneş gözlüğünü de benden mi diyeyim? Onu mu istiyorsun Melisa yani? O zaman güneş gözlüğüyle herhalde muhtemelen ilk gün güneş gözlüğüyledir. Aynen, yani benim dediğim acılı olan da gerçekten ilk 24 saat çok zor. İlk 8 saat falan kapkaranlık bir yerde gözlüğü ve ben böyle bir şey falan sarmıştım. İlk gerçekten 6-8 saat arasını öyle geçirmek gerekiyor. Çünkü böyle yani ışık değil, azıcık böyle bir ışık böyle hüzmesi gözüne geldiği anda gözünden yaşlar akıyor. O acı bir ışık hassasiyeti. Aynen. Ondan sonra ilk işte 3 gün falan böyle televizyon falan bakılmıyor. Ama işte arkam dönük televizyon dinliyordu mesela. Tuttu Fırıttı Mahmut. İlk 31 sonra... saat dikkat etmek lazım. Özellikle sonra da dikkat etmek lazım. Ya Mahmut. Sen bu konuda bilgili bir çocuk gibi gelmedin bana Mahmut. Arkan dönük televizyon. Gibi yaşıyorsun yani. Dönük televizyon izliyorsun. Işığa bakamıyorsun. Fazla ışık rahatsız evet. ediyor. Güneş gözlüğüyle takıl evet. evde de. İşte 3 gün falan güneş gözlüğüyle takılıyorsun. Sonra geçiyor ama yani şu an hani 6-7 sene ya da 7-8 sene oldu dedim. Hala bir ışık hassasiyetim var bu arada. Çok ışıklı ortam bir rahatsız ediyor. Bir kuruluk var yani gözde. Mesela ben hiç göz çizdirmedim. Ama bende de ışık hassasiyeti var. Ama senin karşındaki ışıklar çok güçlü. Evet, biraz karşımda ışıklar yani vuruyor. Muhtemelen. Biraz vuruyor ışıklar. Bu 50 lira mı Melisa Hanım'a verirsen ben o ağrılı olanı yaptıramayabilirim çünkü ben karanlıktan çok korkuyorum. Yani yatarken de hep ışıkların açık olması gerekiyor. Nasıl, uyuduğun odada ışıklar açık mı uyuyorsun? Evet, ışıklar açık uyuyorum. Karanlıkta yatamıyorum. Bir gün dayanamaz mısın? Yok, dayanamam. Ben ilk günü şey geçirdim. Perdelere, perdenin üstüne siyah şeyler, böyle şallar falan. Oo, her yere siyah şeyler. Zifiri karanlık. Oda, yani odanın o perdesinden süzen ışık bayağı etkiliyor yani, gözüm bağlı. Hatta işte ilk gün damlalar falan damlatılması gerekiyor. Böyle tuvalete girip kapıyı kapatıp, hiç penceresi olmayan tuvalette, gözümdeki şeyleri çıkarıp karanlıkta annem damlalarımı damlatıyordu. Tekrar gözlerimi bağlayıp öyle odaya gidiyordum yani, o kadar. Melisa, bizim de tuvalette pencere yok zaten. Melisa Hanım'a gelsin 50 TL. Bu 50 lira Melisa Hanım'a verirsen sevinirim Çağrı. Gözüne bir tüm olsun. Çağrı, kart açarsan haram olsun. Oğlum mal mısın, nesin be? Allah Allah. Turhan 5 TL demiş. Ben de oldum Çağrı. Doktor TV izleme, telefonla oynama ve PC oturma dedi. VR'da takıldım 3 gün. Bir hafta sonra tekrar çizdirdim. Turhan sen bu kafayla dostum. Sadece gözü çizdirmekti. Sen bu kafayla, bu beyinle anladın mı? Sen daha çok çizdirirsin gibi hissediyorum ben. Aferin dostum. Doktor. Ne oldu lan? Ne? Ne oluyor? Çok yaşa. O kim ya? Furkan? Biri hapşırdı. Ben birini Furkan. Çektim de hapşırdı herhalde, denk geldi. Biraz çok yaşa gelecek. Furkan. Hapşırdığında da bütün damarlar duruyor ya, şey patlıyor ya. Çağrı abiciğim, konudan bağımsız şu buluşmayı ne zaman yapıyoruz? Var mı bir gelişme? Büyük selam olsun. Ozan'ım teşekkür ediyorum donat için. Şimdi onu bir ay içerisinde yaparız. Bir ayarlama falan çekmemiz lazım. Bu ay oldukça yoğun. Şubat ayında kesin yaparız ama yani. Yani şu kesin yaparız yani. Harbiden diyorum bak. Bir kabit göndermiş. Ben yaptırdım geçen sene o çok Ocak'ta 24K ödedim. Bir gün güneş gözlüğü taktım. Ertesi gün göz damlalarıyla idare ettim. Ya genel olarak yaptırmışlar Melisa ve herkes evet. memnun. Bir kişi hariç. O bir kişiyi de çektim. Birazdan gelecek. Kim? Kimmiş o ya? O ne lan? Bu kim gözünden lan? İzliyoruz şu an. Nasıl yani? Furkan. Lan ne oluyor? Lan bu gemici Furkan değil mi? Evet. Furkan. Abi ben bu çizirenlerin lobisinin karşısına kuyruk kesen tilki misali abi. Bunlar kuyruklarını kesiyorlar, ağlıyorlar. Ben kuyruğumu kestim. Kötü oldu ya abi. Diyor ki sen de keseceksin. O kesiyor abi, ondan sonra diyor biz de kötüyüz. Furkan gördük sen iyi abi. Büyük oyun bozmaya mı geldin Furkan yine? Evet abi. Sen gemici değil misin dostum? Evet abi. Ne işin var oğlum kara? Abi burada ya, buluşmaya da geldim, o zaman sormadım bunu. Yo sordum. Doğru. Pardon. Ne yapıyorsun? Anlat bakayım. Ya bu rahatlık ne Furkan ya? Niye yayındasın? Bir çeki düzen ver ya. Ne mutlu. Atıyordum ya. Flashback ha. atayım dedim. Abi ne yapayım? Ayamcuk'ta.
Bak oğlum bu şaka gittim. Yüklemesi yapıp mı geldi kendine acaba ya? Vallahi oğlum ayağımdayım. Açayım mesleğini ama yağmurlu. Lan ne sanıyorum oradan bir kareden 3 pikselden mesela ayancıkta olup olmadığını. Sokağın direğinden adam aç. Göstereceğim abi. Aç bir köyümün kokusundan ben anlarım o yağmur ya kokusundan. Ya bir mi? Şöyle bir derin nefes al bakayım ben onu anlarım onu. Nasıl çeviriyorum ki ya bunu? Furkan geç otur Allah aşkına otur. Bak inşallah. Otur kardeşim abi bak. Aa evet ayancık çok daha selam olsun. Daha bizim park bura. Evet ben o parkta büyüdüm işte tamam gel. Geldim abi. Ha, sen şimdi gözünü çizdirdin mi dostum? Çizdirmedim abi. Oyuna düşmedim ben. İyi yaptın. Çok güzel. Peki derdin ne senin? Kaç numara gözlerin? Abi sağ 5. 7 bu. Evet. Oğlum 7.5. Askere de almayacaklar büyük ihtimalle ama. He, oradan bir kurtarayım ondan sonra mı çizdireceğim diyorsun? Yok abi çizdim ben. Hiç çizdirmeyecekmiş abi hayatı boyunca. Kapı çaldı anneni aç. Anne de kusura bakma çok ses yaptım de. Yok yok. Kardeşim abi neyse. He. Abi şöyle bir şey bu göz çizdirmek abi çok sıkıntılı bir şey. Ben 4-5 tane doktor gezdim abi. Hepsi diyor ki işte bu numara sıfırlanıyor ona göre gözlük veriyoruz falan diyor. Yani saçma abi zaten gittim nefsi benim. O ağız ne? Bunlar işte. Pardon. Aşıda yapmış abi bunlar. Anladım güzel kardeşim. Melisa yağmuru öptü orada bir. Orayı da gördük. Ne? Yağmur... Öpmedim. Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. He, öptü zannettim. Yok. Furkan'a bakarken orada bir hareketlenme olunca öyle anladım pardon. Yok. Merdiven altı çizikçi 75'te demiş. Abim piyasa fiyatının yarısına çizer. Göz doktoru da elimizi çizmiyor değil mi? Hatta Melisa Hanım'ı özel piyasanın dörtte birine çizdi. Vallahi. Dostum sağ ol bir düşünelim. Yağmur, yağmura ulaş. Sen yağmura ulaş. Kaçak 25'te demiş yanlış olmasın ama o kadar basit iş değil. Gözün savunmasını düşürüyor. Bir arkadaş çizilmişti evde abisiyle şakalaşırken gözüne yastık geldiği için demiş orada kalmış. Kuzey Fonte demiş abim göz doktoru ancak ameliyat yaparken korku filmi izlemeden yapamıyor. Eğer uygun ise konuşayım. Ayrıca tıp çok gelişti. O kadar karanlık odalara da gerek demiş. Orada yok. Herhalde gerek yok demiş anladığım kadarıyla. Çağrı bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben gerçekten bilmiyorum. Sadece çok tedirgin oluyorum. Sanki oradakiler yanımdaymışçasına. Anlatabildim mi? Oradakiler yanımdaymış gibi hissediyorum. O yüzden çok korkuyorum. O zaman soruyu ama toparlıyorum. Sorumluyorum. Soruyu toparlıyorum o zaman. Ne tür film izlerken soyunuyorsunuz? Sorulması gereken soru olarak bunu ben yönelteyim. Yok şaka bir kafa. Şöyle ben de korku filmlerine geriliyorum. Mesela birazcık daha psikolojik korku filmleri beni de geriyor. Hani birazcık rahatsız ediyor. Ben Yağmur'la... Yağmur da çok korkuyor bu arada. Öyle korkmuyor değil. Hep beni anlatıyor da. Evet Yağmur da korkak bir tip. Nesrin de öyle bu arada. Nesrin de çok korkuyor. Nesrin ama her şeyden de korkuyor. O zaman Yağmur'la yayın yapalım. Biz Yağmur'la bir ara korku filmi izledik Çağrı. Ben uyuyakaldım. Hatırlıyor musun Yağmur? Hatırlıyorum. Ben hiç korkmadım. Direkt uyudum. Hatırlıyor musun Yağmur? Hendekeli 4 dedeme de yapılsın demiş. Dedem sen çizdirmeyi düşünüyor musun? Gözü. Yani bir düşüneceğim o konuyu ben ya. Ama bana hep doktorlar hep iyi anlatmıştı. Yani hiç öyle kötü anlatan bir doktora. Dostum zaten gelmedi. Muhtemelen öyledir. Şimdi Furkan'ın anlatmasıyla sen etkilendiysen ben zaten bir şey diyemem bence sana. Bence etkilemiş seni Ercan abi. Yok ama öyle değil. Mesela doktorlar lens çok önermez mesela. Ama gözleri için. Evet Furkan. Söyle Furkan. Ciddi diyorum abi gözdeki kasları kastırmıyor abi lens. Ben bayağı deneyimliyim, bilgiliyim burada. Hepsini denedim. Ya ben lens de kullanıyorum bu arada. Aşağı yukarı 2016'dan falan kullanıyorum. Dışarıda zaten ben gözü çok kullanmıyorum. Yani lens de takıyorum ama işte. Her sağlıklı şey var yani. Değil. Hüzür mamı şakası var. Bir... Tabii. Ben göz çizdirmeye gittim. Çizdirdim ama kesen fiyat performanstı. Dostum teşekkürler. Aileler izliyor bu şakayı o zamanki için. Kürşat olsam Melisa Hanım fındık tarlam artı bakkalım var. Yaş 24. İlgilenir misin? Mal numara da bırakmış. Oğlum manyak mısın sen dostum? Nesin'in yalancık saçı. İbo'ya buradan selamun aleyküm. Nesin'in saçı ve sweet'i çok yakışmış. Aleyküm selam. Aleyküm sana selam göndermemiş Nesin. Sana sadece de yakışmış demiş. İbo selamı alacak. Sen de onunla alakalı yorum yapacaksın. Evet kafam karıştı. Teşekkür ederim. Melisa Hanım Vozolu Nuri benden mi almış?
Hocam, Vozul şakalarını bırakalım. Tamam mı? Vozul şakalarını bırakalım. Size bakalım derim. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Bir şey diyor mu başka? Yok abi. Allah'a emanet. Seviyorsun. Kendine... Sinop'un hangi köyündendin? Nasıl? Sinop'un hangi köyündensin? Dün sordum 80 kere de. Dostum, köyü söylemeyeyim. Köyün adından dolayı bir de o ok olmasın. Anladın mı? O zaman... Aramcık köyü. Yok, onu söylemeyeyim. O bir de o konu olmasın. Onu ben sana özelde söyleyeceğim bir gün görüşürsek. Tamam tekrar. Abi, teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz Ercan abi. Hadi bay. Görüşürüz kralım. Dikkat hadi görüşürüz kendine. Kral. Bye bye. Ben de gideyim o zaman. İyi yayınlar. Dilara'cığım sen çok teşekkür ediyoruz bilgiler için. Eyvallah. Bu arada rica ederim. Diğer acısız olan da şeyden operasyondan sonra 6 saat bulanık görüyorsun. Sonra direkt geçiyor, sıfırlanıyor ve işine falan gidebiliyorsun. Ondan bilgisini vermiş acısız olayım. Olanı yaptırırız. Doğru. İşte aynen onda öyle. Retina kalınlığın azalıyor. Retina kalınlığın azaldığında da yaşlandığında katarakt ameliyatı olmanı engelleyebiliyor. O yüzden hani önermiyorlar. Olsun canım, ne olacak? Retina kalınlığını şu anda ne? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz bu arada. Yani. Ben Yağmur Özel'den şey doktorumun adında. Tamam Diloş, tamamdır. Görüşürüz. Diye düşünürseniz görüşürüz. Görüşürüz Diloş. Nesrin'e buradan selamünaleyküm. İbo'nun saçı ve sweet'i çok yakışmış. Aleyküm selam. Lan salak İbo, sen almayacaksın selamı. Nesrin alacak bu sefer. Tam tersi diyeyim. Çok teşekkür ederim. Evet, o zaman geçelim oyuna geçelim. Kim oynatacak bugün oyunu? Yeah, of course. İbrahim ben, güzel. Ben oynatıyorum, İbrahim oynuyor. Bugün of ben course. Oynatırım, Gugucan oynuyor. Gugu, kamera aç, kamera. Gugu, o kadar arka de... plan yaptın. Senin full kameralı gezmen lazım. Tamam, kameralı oynatacağım ben. Olmaz öyle. Olmaz öyle Gugu. Nasıl aha. Olmaz ya? Gugu hoş geldin. Hoş buldum. Ben de açıyorum birazdan bir tane. Dur ben de açayım. Hasan hoş bu geldin. Ya? Hoş buldum. Ne yapıyorsun Hasan'ım? Hasan çökmüşsün lan. Hasan benim çökmüşüm ya. Ne oluyor sana? Hasan 5 yaşam uzadı. Birden. Hasan senin bir büyüme hızın bir tık fazla geldi bana gibi. 2.35'ini göreceksin Hasan. Valla benden yaşlı duruyor lan Hasan. Harbiden. Bu çocukta bu hayat yükü mü var? Ne var amına koyayım anlamadım ya. Sen niye bu kadar hızlı yaşlanıyorsun ya Hasan? Bir şey diyeyim mi? Kabloya nasıl basla olmuştu? Dedikten sonra oldu bu. O kablo çökertti gibi. Arkadaşlar Hasan'ı biliyorsunuz. Ya. Bir gün yayında kamera açtı. Hiç ne sakal var ne bıyık var. Ertesi gün hemen bir gün sonra bir kamera açtık. Gasp edildi abi o gün. Gasp edildikten sonra bu çocuk büyüdü. Millet aşk azı şifre büyür. Perver ne yapıyorsun? Klavye gösteriyorsun. Yapış yapış klavyeni gösteriyorsun. Döndüremedim. Ya çek şunu şuradan. Açık şu anda. Ben de şey bakıyorum ya nasıl açacağım diye. Heh. Selamun aleyküm bu arada abi. Aleyküm selam. Az önce. Aleyküm selam. Değildim. Bu göz çizdirmek falan filan hepsi psikolojik. Yani gözünü çizdirdi gözünü artık şey değil sanıyorsun. Yani bende hipermiyop var 4 senedir. Evet. Gözüm 8, sağ gözüm 6.5. Ama ne gözlük kullanıyorum ne bir şey yani aynı. 8 kafanda görüyorsun yani sen her şeyi. Kullanman lazım. 3.5 bu sen ne diyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Ya psikolojik o harbiden ciddi söylüyorum. Dürbün takman lazım. Kendini abimize. Böyle DLSS açmış gibi hissedeceksin biraz. Kanka bunun beyni yanmış. Beyin oturtuyor onu yani. İkizler paradoksu ya, dediğin perver. Ismi. Ya perver. Bir geldiğinde ben buna koyayım. Su içiyor ama baş ağrısı geçiyor aspirinle birlikte. Heh ışığın bol olsun. İkizler paradoksu. Evet, teşekkür ederim. Buraya katılıyorum. Dostum bu kanalda bir ikizler paradoksu öğrenilmiş tamam mı? Kim anlattı bilmiyorum bunlara bu paradoksu. Her türlü bilimsel açıda, o açıdan yaklaşıyor. Aynı paradoksu sorumluyorlar. Yine nasıl değiştin? Karaman sen harbiden nasıl değiştin ya? Karaman sen metot oyuncusu musun ya? Her kamera açısından farklı bir insan oluyor. Bak ne değişti. Bak bak ayar yapmış arkadan ışıklar değişiyor. Değiştir bakayım bir de. Bir şey değiştiremem bu renk iyi. Mutlap da o kadar arka plan lootsuz ulaştı. Ferver birazcık kameranı öbür tarafa da çeksene sol kolun hiç gözükmüyor. Gerçi sol kolunu ne yapacaksak ama yine de ortalamış olsan daha iyi olur. Benim saçım niye bozulmuş? Biraz daha yukarı. Heh bence şu an çok iyi Ferver. Eyvallah. Tamam güzel. Bir göz kırpsan Karaman. Karaman bir de öpücük at. Hayır onu atmayayım abi ya. Erirler atmasın.
Okey. O zaman başka kimler oynuyor? Sen de aç abi. Ben nasıl açayım oğlum? Gel abi diğer kameranı açabilmen lazım. Aynen diğerinde. Ha tamam. Bir saniye o zaman. Çağrı. Oldu. Efendim. Bir şey.